Evet merhabalar. Bu videomuzda ilk E2 komutumuzu kaydedeceğiz ve buna bir yanıt vermeyi göreceğiz. Şimdi hatırlarsanız iki tip saç komut olduğunu söylemiştim. Bunlar global ve goal komutları. Global komutlarımızı kaydettiğimiz zaman bunların güncellenmesi yani Discord'a eklenmesi bir saate kadar sürebiliyordu. Fakat goal komutları anında güncelleniyor. Biz seri boyunca global komutlarını değil de global komutlarını göreceğiz. Tabii ki ben size global komutlarınızı nasıl kaydedebileceğinizi de göstereceğim. Fakat biz bunu kullanmayacağız. Onun yerine her sunucu özel, böyle diyelim ki 50 tane komutumuz var. 50 komutumuzu aynı anda sunucuya, sunucuda güncelleyeceğiz. Burada tabii ki yazacağımız birçok filtre olacak. Örneğin botumuz yeni bir sunucu eklendiği anda direkt olarak eklemesini isteyeceğiz. Veya diyelim ki botumuz kapandı, belli bir süre kapalı kaldı. Tekrar açıldığında, hani o kapalı kaldığı aralıkta birisi sunucu eklemiş olabilir botunuzu ee, eğer öyle bir sıkıntı varsa yani eğer e, komutlar kaydedilmemişse bot çalıştırıldığı zaman da biz o komutların kaydını yapacağız. Peki düşünebilirsiniz niye global komutları kullanıyoruz niye global kullanmıyoruz daha kolay olmaz mı diye. Ee, aslında Google komutları kullanmamızın sebebi şu tabii ki guelk komutlar çok daha kolay Çünkü ekstra uğraşacağınız hiçbir şey yok yani bir kez kaydediyorsunuz Ve daha sonra kodların içerisinden durmasına bile gerek yok çünkü Sonuçta Discord'a kaydedilmiş Ve artık hiçbir işimiz yok onlarla gibi Fakat Google komutlarının şöyle bir avantajı var birincisi bahsettiğim bu yetki sistemi Yani istemediğiniz rollere Bunu kapatabiliyorsunuz mesela belli bir yetki Belli bir komutu kullanma yetkisi olmayan rollere Kapatabiliyorsunuz bu komutların kullanılmasını ikincisi ise Botunuza yarın bir gün yeni bir dil desteği eklemek isterseniz burada global komutu kullanmak zorunda kalacaksınız. Çünkü diğer türlü komut isimlerini değiştiremezsiniz. En başta bu video biraz karışık gelebilir. Biraz çünkü uzun işimiz var. fakat dikkatlice dinlerseniz ve anlamadan geçmezseniz gayet güzel ilerleyeceğiz. Şimdi geliyorum kodlama arasına. Öncelikle şuradaki mesaj kritikten kurtulacağım çünkü artık benim custom komutları olmayacak. O yüzden bunu siliyorum. Fakat bu pink aynen olduğu gibi kalabilir. Sadece birkaç yani küçük bir düzenleme yapacağız burada. Şimdi şu şekilde yapıyoruz. Öncelikle İndireceğimiz indireceğimiz birkaç adet modül var. Burada indireceğimiz 3 adet modül olacak. Bunlar npm install diyeceğim. Et lütfen doğru yazmayı dikkat edin. Discord js rest. Ee, bu bizim toplu olarak kayıt etmemizi sağlayacak. Yani diyelim ki 50 komodu aynı anda kaydedeceğiz. Ve kaç tane komutumuz var artık. Discord js builders bu da e, saç komut veya işte konteks menüleri falan oluştururken kullanacağımız. Aynı bu mesaj e nasıl yapıyorduk? E, bunu direkt bu obje olarak da verebiliyorduk ama e, bu bizim için daha kolaylık sağlıyordu. Aynı şekilde e, bizim bir saç komut oluşturmamızı sağlayacak bu kütüphane. Bir de Discord API types bunu sonra göreceğiz neden indirdiğimizi Şimdilik bunların üçünü indiriyorum. Şimdi bunların hepsi indi. E, burada ben şöyle bir mantık yapacağım. Her bu komutumun içerisinde ben mesela işte burada cooldown veya permission gibi çeşitli işte vermiştim ya. Ben bir de her komuda data denilen bir property vereceğim. Ve e, bunun içerisinde benim slash komutum yani bu ping komutunun slash komut yapısıyla alakalı bilgiler olacak. Yani ben aslında aynı şurada oluşturduğum mesaj message embed oluştururmuş gibi burada bir slash comment builder oluşturacağım. Ve daha sonra ben kaydedeceğim zaman bunu Discord'da buradan çekeceğim ve her komutun şu datasından çekeceğim. Burada şöyle yapıyoruz. Import diyorum. Boş bırakacağım from. E, direkt zaten çıktı Discord.js yes, builders'ın içerisinden. Bakın burada slash comment bu yıldır var. Biz bunu kullanarak bir slash komutu oluşturacağız. Şuraya geldim. de data kısmına new slash comment bu diyorum. Şimdi burada e, zaten noktaya bastım. Şu alt satıra geçebilirim hatta. Noktaya bastığım da bakın bir sürü geliyor. E, şurada bir sürü option var. Optionlara bu videoda girmeyeceğiz. Şöyle mantı var. Ben ne demiştim? Zorunlu olarak her slash komutu bir adet isimden hani her komutun bir ismi vardır. Ve her komutun zorunlu olarak bir açıklaması vardır. Onun için de optionlar tamamen hani bizim vereceğimiz buradaki optionlar tamamen opsiyonel bir şekilde ilerliyor. Dolayısıyla ben buraya bir isim belirtmem gerekiyor. Set name metodu ile ben bunun bir ismini belirtebilirim. Zaten direkt olarak ben burada pink de yazabilirim veya koalik olması açısından this.name de diyebilirim. Bunu dediğim anda şuradaki this.name şuradaki name'i alacak. Notice set description diyeceğiz. Burada bir açıklama vermemiz gerekiyor. Burada ben şöyle bir yöntem izleyeceğim. Ee, daha sonra bir yardım komodu falan yaptığım zaman işime yarar. Her bir komodun bir description olsun. Yani burada aynı şeyler gibi. Ben her komoda bir description oluşturup. Daha sonra burada direkt olarak buradaki description'ı alacağım. Ee, çünkü dediğim gibi yarın bir gün yardım komodu yaptığımız zaman. Her birisi için ayrı ayrı uğraşmayalım. Ee, şimdiden bunları böyle description yazmaya başlayalım diye. Çünkü dediğim gibi buna ihtiyacımız olacak. Diyelim ki mesela botumuzun. da Botun gecikmesini. Gönderir Tabii sadece botun değil botun ve discord'u diyorum. Gecikmesini gönderir diyorum. Bu şekilde bir description e belirttim. Burada zaten bundan sonra tamamen artık optionlar ekleyebiliriz ama dediğim gibi optionları şu an girmiyoruz. Sadece bir name ve bir description şu anlık yeterli. Şimdi bunu bunun için yapsak isterseniz bir de ban komutu için aynısını yapalım. Şurayı kopyalıyorum. Ve direkt olarak yapıştırdım. Burası discord. kullanıcıyı yasaklar. Bu komutu sileceğiz bu arada. Şu an sadece hani birden fazla komut kaydedelim diye gösteriyorum. Daha sonra data yine şuradaki slash comment builder'ı almam gerekiyor. Şunu kopyalıyorum. Öncelikle import etmem gerekiyor. Burası aynen bu şekilde kalabilir. Tamam burada da hiçbir sıkıntı yok. Şimdi burada şunu da göstermek istiyorum. Çok önemli şu an sunucumda bot yok bilerek attım. Hatta siz de atın botunuzu. Çünkü şu önemli bizim için daha önce söylemiştim. Bakın OAuth sekmesinde biz burada botumuzu URL generator kısmında davet ederken biz zannınızı hatırlarsanız botu seçmiştik application command'ı seçmiş bir dikkatini hatırlamıyorum ama eğer herhangi bir e, işte slash komutu olur, context menu olur herhangi bir application komutunu e, kaydetmek istiyorsunuz, sizin buna açık olma, olması gerekiyor bunu e, yetkilendirmeniz gerekiyor scope'lar arasında, bu önemli, daha sonra tekrar yönetici etkisini seçtim, kopyaladım ve e, sunucuma ekliyorum botumu tekrar e tabi sunucunuzu da aslında atmanıza gerek yok yalnızca şunu seçip tabi şunu seçmemişiz şunu seçip tekrar e, şey yaparsanız bu linki yapıştırırsanız buradan direkt yetkilendirebilirsiniz. Bakın sunucuda komutlar oluştur var burada. Ben geliyorum. YouTube sunucuma devam et. Yetkilendir diyorum. Ve bu şekilde sunucumu ekliyorum. Evet botum sunucuma geldi şu anda. Ee, tamam çok güzel. Biz burada sadece detayı kaydettik. Burada hani henüz ekstra herhangi bir şey yapmadık. Yalnızca buraya yazdık. Peki biz bunu nasıl Discord'a kaydedebiliriz? Şimdi burada şöyle bir yöntem izleyeceğim. Ben istiyorum ki botum çalıştırıldığı anda e, direkt olarak bütün sunucuları, böyle botumun bulunduğu bütün sunucuları kontrol ederiz. Eğer e, komutların tamamı kaydedilmişse o zaman sıkıntı yok geçebilir ama komutum kaydedilmemişse tek tek bunların hepsini kaydetsin. Yani tek tek dediğim hepsini aynı anda kaydetsin istiyorum. Bunun için şöyle bir yöntem izleyeceğim. Öncelikle utils'in altına bakın bot kısmına diyeceğim ki burada e, check comments diyeceğim. Ve bu dosya bende aslında bütün sunucuları tek tek. Yani ben burada bir export işlem yapacağım. Ve ben bu, bunu bir fonksiyon haline getirip. Bunu redi.js'in altına. Tabii ki redi.js'in altına burası önemli. Çünkü botum daha login olmadan ben hangi sunucuda ne olmuş ne bitmiş bilemem. O yüzden bu kısmı yazmam önemli. Şu kısma. burada bunu bir fonksiyon olarak çağıracağım. Bakın şu kısma. Bunu bir fonksiyon olarak çağıracağım bu bütün sunucuları kontrol edecek Eğer Sunucuda Komutlar yoksa veya eksikse her komut kaydedilmemişse Bunun içerisinde bir Başka bir fonksiyon çağıracağım o da register commands Denilen bir fonksiyon olacak O ise Onu ayrı bir dosyaya ayıracağım O da bütün komutları kaydedecek Ayrı bir dosya yayılmamın sebebi ise şu ben mesela Botum yeni bir sunucuya katıldığı zaman da o fonksiyonu çağıracağım Bu sayede kod tekrarından kaçırmış olacağım Ayrı bir dosyaya ayırarak ve ayrı bir fonksiyona ayırarak daha doğrusu Şimdi ben burada şöyle diyorum Öncelikle burada ben bunu import edeyim import Check comments from Nokta nokta slash bakın bir üst dizine çıktım şu an çünkü events klasörün altındayız Yıldızın altında Botun altında Check comments .js de diyebilirim hatta Ve ben burada Direkt olarak Check Comments denilen fonksiyonu çağırıyorum Bunun içerisine client'i yollayacağım bunun içerisinden zaten her şeye erişebilirim bütün komutlarımın verilerine erişebilirim bütün sunucularıma erişebilirim O yüzden bu bana yeterli olacak bu benden export default deyip bir fonksiyon alacak. Daha önce yaptığımız gibi. Şuna gerek yok çünkü tek parametre alıyorum. Client e alacak. Şimdi bu, burada ben şöyle diyeceğim. Client nokta. Hatırlarsanız ee, bütün sunucuları ve bir yöntemi vardı. Guides diyorduk biz burada. Hatta ee, görelim şöyle şeyden de. Pardon. Discord JS ortamda görelim. Client'ımın altında. Guides nokta diyerek bakın client'a. Guide döndürüyordu. Buradan cache ile bütün sunucularımın ee, collection e, collection'a erişebiliyordum. Nokta diyorum Şimdi bu bana bütün sunucular artık 5 tane, 10 tane, kaç tane varsa bütün sunucularımın referansını verecek ve ben bunların hepsinin üzerinde gezineceğim. for each diyeceğim ve diyeceğim ki goalt. Bunların her birisi bana bir goalt objesi döndürecek. Hatta mesela goalt.name diyerek bu bütün bulunduğu sunucuları burada ben görebilirim. Çalıştıralım. Zaten ben bu fonksiyonu çağırmıştım şurada bakın tek comments kısmında. Burada Bu hatayı alıyoruz çünkü yaptığımız tabi şöyle bir sıkıntı vardı. İşte bizim kullandığımız this.name buradaki this aslında şu objeyi değil de bizim global objemizi gösteriyor. O yüzden biz burada böyle bir kullanım yapamayız. Ama bunu şöyle bir yapacağız. Burası yine önemli. Lütfen e, dikkat edin buraya. Ben bunun yerine export const data eşittir deyip bunu data olarak açacağım. Daha sonra ben bunu artık şu kısma alacağım. Şu bilgilerden de kurtulayım. bunu alt kısma bakın. Alt kısmı olması önemli çünkü önce data'yı tanımlamamız lazım. Export const slash data eşittir diyeceğim. E burada direkt olarak şunu vereceğim. Şundan kurtulabilirim. New slash comments bildir. Bu da bana e, bu komutun sadece e, slash comments datasını verecek. E bunu aynısını bana içinde yapacağım. Şu kısmı çıkarıyorum. Hatta direkt şu kısmı almam yeterli. Şunu siliyorum. Export const data eşittir diyeceğim. Ve export const slash data eşittir diyeceğim. Şimdi bunu yaptığım zaman tabii ki küçük bir şöyle bozulma yaşayacağız. Bakın şurada e, biz app.js kısmında şu alt kısımda biz buna default diyorduk ama g. default demeyeceğiz. Biz burada bunun yerine direkt olarak c'nin kendisini verebiliriz. Zaten c bize bakın ne döndürecekti göstereyim. Ve önce bir close long log comment diyelim. Çalıştırmadan önce en son şunları bakayım düzelttim yok düzeltmemiş. Şimdi diz.name değil bunlar nokta e, data.name olacak. Bunu da düzelttik mi? Hayır. Bunlar da data.name yapalım. Bakın şuradaki data'nın içerisindeki name'e yarışıyorum burada. Ve description aynı şekilde. Tamam bunları yaptım. Şimdi botumu çalışıyorum bir nasıl bir sonuç aldım göreyim. Bakın şöyle bir durdurduğum zaman. Burada her bir komut için bakın. Her şu bir tane komut. Şurası bir komut. Şurası ikinci komut ne ilerleyecek. Bir data var bir de slash data var. Ben bunu direkt bu şekilde olduğu gibi kaydedeceğim. Daha sonra alırken tabii ki bir farklılık yapacağız. Yani bunu erişirken şuradaki fonksiyon, execute fonksiyonu farklılık yapacağız. Fakat ben burada direkt şu kısmı sileceğim. Ve direkt bu şekilde kaydedeceğim. Ee, şurada daha iyi görürüz. Console.log client.commence. Şöyle yapalım. Çalıştırıyorum. Tabii kaydederken biz burada command.name demiştik. Onu düzeltmemiz lazım artık. Şurada command.name değil. nokta e, command.data.name diyeceğim. Çünkü şu, bakın şuradaki data'nın içerisindeki name almam gerekiyor. Bunu yaptığım zaman bakıyorum sonucu. evet. Bakın bank komutu için bank komutumun datası ve slash komut datası bu kaydetmek için gereken data. Şimdi gelelim check commands kısmına. Burada ne demiştik biz? Bütün sunucuların üzerinde dönebiliyorduk. Hatta onu görmek için şunu sileyim. Bir görelim bütün sunucuların ismini. Evet, burada bakın YouTube sunucunu aldım çünkü yalnız şu an botum YouTube sunucusuna var ama başka sunucularda olsa onların da sunucunu alırdım. Şimdi ben burada geleceğim. Bakın. const comments eşittir. Guard nokta. Bakın, Guard'ımın altında comments denilen bir Burada Property'm var. Bu da Gualt Application Command Manager döndürüyor. Ve burada direkt Fetch diyerek bütün komutların listesini alacağım. Yani sunucuma kaydedilmiş komutların listesini. Commands.fetch diyeceğim. Bu bana elbette bir Promise döndürecek. Bakın burada yazıyor. Ve bu Promise'den sonra bana bir Collection döndüreceğini söylüyor burada. Ve e, yazdırabiliriz hatta Commands'i. Şöyle yapalım. Ve elbette await evet, kullandık. Şunu Asenko yapmayı unuttuk. Bunu da ekleyelim. Geldim buraya. Bakın şu anda collection'ın içerisinde herhangi bir şey yok. Hatta bunu ben böyle catch yapayım ki bu hani bize hata çıkarmasın. Ee, bunu da unutmayalım. Ben burada diyeceğim ki if comments.size eşit değildir. size. comments.size'a bu ne demek? Eğer benim sunucumda kaydedilen komutların sayısı Client.commands'ın altında kayıtlı olan yani benim şu an şuradaki commands klasörümün altındaki bütün e, Komutların sayısına eşit değilse Artık burada o sunucu için e, Refresh uygulama yani bütün e, Komutlarımın aynı anda refresh edilmesi tekrar Kayıt edilmesini sağlayacağım Buraya geleceğim e, Dediğim gibi ayrı bir dosya açacağım ben burada bakın yine botun altında Register Commands.csn'den bir dosya açacağım Ve daha sonra diyeceğim ki Import Register Commands from direct slash register comments diyebilirim. Ve register comments kalitörünün altına direkt olarak ben burada guild'im vermem yeterli olacak. Çünkü guild'imin üzerinden zaten client'e erişebilirim. Ekstra client yollamama hiç gerek yok. Dolayısıyla geldim buraya. Şimdi burası en çok zorlanacağımız kısım olacak artık. Şimdi export default diyorum ve e, alıyorum. Hatta yine parantezlere gerek yok. Ve daha sonra şuradan guild'imin altından client'imi alayım. Şimdi client'ıma ihtiyacım olacak. Daha sonra bundan hemen önce iki farklı tanımlama yapacağım. Bunlar, şöyle boş, boş kalsın. From Discord.js slash REST yani şöyle yazılıyor ama evet böyle yazınca çıktı. Şuradan bakın REST'i alacağım. Bir de import routes'u alacağım. Onu da Discord API Types slash v9 diyeceğim. Bunun içerisinden bir de routes'u alacağım. Şu ikisi bana gerekecek. Daha sonra geliyorum. Bunlar toplu olarak slash command kaydı yapmam için gerekecek bana. Şimdi burada komutlarımı düzenlemem gerekecek. Çünkü benim burada aldığım bakın console.log client.comments diyelim. İşte burada nokta .js demeyi unuttuk. Onu unutmayalım. Nokta .js Şimdi benim burada aldığım komutlarım doğru bir istediğim bir formatta değil. Çünkü bakın her bir komutun bir datası bir de slash datası var. Dolayısıyla ben buradaki bütün komutların yalnızca slash datasını erişmek istiyorum. Yani benim buradaki data hiçbir işim yok. Dolayısıyla ben burada diyeceğim ki const body yani benim göndereceğim request'in body'si bu map diyeceğim ve bunların her birisini şöyle düzenleyeceğim. comment comment slash data. Yani yalnızca her bir komutun e, slash datası olsun istiyorum. Şuradaki data çünkü ihtiyacım yok. Ve konsoluma body yazdırdığım da bakın. Burada iki farklı. Artık yalnızca benim şeylerim var. E, map hem bana bir e, array döndürdü ki array ihtiyacım vardı. Hem de bunların sadece slash komut verilerini elde etmiş oldum. Daha sonra ee, geleceğim ve buraya bir try-catch bloğu açacağım çünkü e, bu, Şu an biz burada kayıt yapacağız ve kayıt sırasında bazı hatalar oluşabilir Mesela diyelim ki e, Botunuzu application.commands e, skobu olmadan e, eklendi sunucuya Dolayısıyla burada e, Sunucuda herhangi bir komut kaydedemezsiniz size de hata döndürecektir e, O yüzden burada try-catch bloğu kullanacağız Catch diyorum E diyorum Burada error alacağım Ve direkt olarak hatta konsolama error yazacağım Eğer herhangi bir error olursa Tabi burada işlem yapmadan önce önce benim şu rest tanımlamam gerekiyor. Bunun için const rest eşittir new rest diyorum. Hepsi büyük harfle. Burası önemli. Ve daha sonra buraya versiyonumun da 9 olduğunu belirteceğim. Ve nokta set token demem gerekiyor. Benim burada token'ı vermem lazım. Şimdi bu token'a ben direkt olarak process nokta nokta token diyerek erişebilirim hatırlarsanız. ben buraya direkt olarak token'ı veriyorum. Bu şekilde bir rest oluşturmam gerekiyor. Daha sonra bu rest üzerinden bütün komutları kaydedeceğim. Bunun için rest nokta Put diyorum. Hatta şunun başına evet de koyabiliriz ama çok zorunda değil. Çünkü belli bir zaman alacak bunun kaydedilmesi. Diyeceğim ki root nokta. Burada root kullanacağız. Bakın application. Şimdi burada iki alternatifimiz var. E, global komutlar için biz bu arada global komutlar için de bunu yapacağız. Ve burada bak e, direkt olarak application commands derseniz bu bütün yani global komut olarak kaydedilecektir bunları. Ama siz bunu application e, global commands. Bakın comment değil, commands olarak yazarsanız da bunları global komut olarak kaydedecek. Bu içerisinde iki parametre alıyor. Bakın birisi application id yani benim botumun id'si aslında. Bunun için client.user.id diyebilirim. Hatırlarsanız client.user bana botumun user referansı yani botumun Discord'daki varlığıyla alakalı bilgileri veriyordu. Bunun üzerinden ben ID'ler yarışabilirim ve bu şekilde botumun e, id'sini alırım. Ve ikinci parametre olarak da Goaldim'in id'sini alıyordum. Hatırlarsanız şurada bakın sunucumun id'sini alıyor. Burada Goaldim.id diyeceğim. Aslında yapacağım işlem burada bu kadar. Ee, tabii ki bunun içerisinde de body olacağım. Onu unuttuk. Virgil diyorum. Bu benden bir body istiyor. Body direkt olarak body vereceğim. Ama sadece body... Bakın normalde böyle yapmam gerekiyor ama. Sadece body yaparsam hani hem key hem value all olduğu zaman direkt olarak böyle yazabiliyorduk hatırlarsanız. Bu şekilde vereceğim. Şimdi bunu yaptığım anda e, şu anda aslında işlemimiz tamam. Yapacağımız başka bir şey kalmadı. Ne olacak? Biraz karışık gelebilir. E, öncelikle bunun içerisinde check comments çağrılacak. Şu anda benim bu sunucumda bakın bu dosya gelecek. Bu benim sunucumda herhangi bir kaydedilen yani şu if bloğu çalıştığı için herhangi bir kaydedilen bir şey olmadığı için bakın herhangi bir kaydedilen komut yok. Direkt olarak şuradaki reces recommend çağrılacak ve burada ise ben aynı bahsettiğim gibi komutumu kaydedeceğim. Şimdi çalıştırıyorum. Bakalım hata alacak mıyız? Evet şu evet'ten hata aldık tabii ki. Çünkü async koymayı yapmayı unuttuk. Şunun başına bir async koyuyorum. Tekrar çalıştırıyorum. YouTube bot hazır dedi ve tekrar slash yaptığım anda bakın şu anda ban ve ping komutlarım geldi. Elbette ben tekrar çalıştırdığım zaman botumu mesela kapattım açtım. Yani mesela kapattım ve 2 saat boyunca botum kapalı kaldı. Bir şey oldu. Botumu yayınladım. Dolayısıyla o 2 saat aralığında ve botum offline iken yeni bir sunucu eklenirse benim botum bu sunucularda da artık saç komutlar kullanılabilir olacak. Ama benim şu anda bu sunucumda zaten 2 tane komut kayıtlı olduğu için ve toplam 2 tane komutum olduğu için herhangi bir yenileme yapılmayacak. Dolayısıyla boşu boşuna Discord'da request atmış olmayacağız. Bu şekilde dinamik bir şekilde ekleyebiliriz. peki şunu da yapmak istiyorum. Ben zaten çok kısa bir işlem olacak o da. E botum herhangi bir sunucuya eklendiği zaman otomatik olarak ben şey yapılmasını istiyorum. E, bu komutların oluşturulmasını istiyorum. Şimdi bunun için size bir event göstereceğim. Bakın client'ın altında şu events'te world create. World create benim botum yeni bir sunucuya e, eklendiği zaman e, tetiklenen bir event. Bunu direkt events klasörü altında world create.js bir dosya açıyorum. export default client. Aynı şurada da yaptığımızı yapacağız bakın. Burada yaptığımız aynısını yapacağız. Geleceğim ve diyeceğim ki client.on(" Goal create olduğunda bu bana bakın ne döndürüyormuş. Direkt Goal döndürüyormuş. Alacağım burada ve yapacağım tek işlem import diyeceğim. Register comments Hatta otomatik tamamlamış tamam evet otomatik tamamladı. Bir üst klasöre çıktı bakın events'in altından. Bir üst klasöre çıktı. Buradan utilisinin altına girdi. Oradan botun altına girdi ve register register comments.js e, unutmayalım. Sonuna eklemeyi. Bu şekilde import ettim ve direkt olarak yapacağım tek işlem. Register comments'in içerisinde Goal'de yollamak bu şekilde. Bunu yaptığım anda benim botum yeni bir sunucu eklendiği anda o sunucuya şey yapılacak, kaydedilecek bunlar. Hatta görelim isterseniz örneğini. Botumu çalıştırıyorum ve botumu sunucudan atıyorum. Şimdi botumu geldim. Tekrar şuradaki linki kopyaladım. Ve tekrar sunucumu ekliyorum. Bakın geliyorum. Şu an slash'a bastığım anda direkt olarak komutlarımın tekrar kaydedildiğini görüyorum. Burada hani aklınızda e, aklınız dışı olarak kalmasın. Zaten ben burada kaydetmiştim. E, çıktığı yaptığım ve değiştiği kalmasın. Çünkü botunun sunucudan çıktığı anda direkt olarak bu komutlar silinir. Ne kadar komut varsa hepsi silinir. E, ve ben, ben, şu an tekrar sıfırdan kaydettim. Peki şuna gelelim asıl. Diyelim ki botumun yetkisi olmasaydı. Yani ben burada application.commerce etkisini vermemiş olsaydım. Ki ee, bunu yapabilirler. Hani botunuzun ID'sini kopyalayıp kendileri burada bir şey yapabilirler. E, davet linki oluşturup botunuza mesela application.commerce yetkisi olmadan ekleyebilirler sunucunuza. Sizin buna karşı tabii ki bir önleminiz olması gerekiyor. Ben giriyorum bakın application.commerce olmadan kaydetmeye çalışacağım şimdi. Botumu tekrar ekliyorum sunucuya. Bakıyorum. Ve ben burada tekrar e, slash'a bastım anda bakın kaydedilmedi. Daha hatayı konsol yazdırdım. Missing access. Ya yani bana diyor ki burada e, benim böyle bir komut yapmaya, işe yapmaya yetkim yok. Burada biz ne yapabiliriz? E, şuradaki bakın error kodu alırım. Yapabileceğimiz en mantıklı şey bence burada. Eee burada catch kısmına. Derim, derim ki if e.code eşittir 50001 ise bakın 50001 döndürmüş bize. Yetkisi yok ya. O zaman ben sunucunun e, sahibine bir mesaj yollamak isteyebilirim. Mesela derim ki const Embed. Eşittir. New. Message embed diyelim. Pardon. Message embed. Ve burada elbette. Import. Message embed. From. Discord.js diyeceğiz. Daha sonra. Geleceğim diyeceğim ki. Set color. Red olsun. Set description. Umutlar. Başarılı bir şekilde. Kaydedilemedi. Lütfen. Sunucuya. Lütfen. Botu sunucudan atıp bu linke tıklayarak tekrar davet edin diyelim buradan yani hızlıca bir yazı yazdım. Şuradaki bu linki ise daha önce öğrendiğimiz şöyle kapalı parantez içerisinde alacağım. Bir linki çevireceğim ve burada açık parantezle şurada benim oluşturduğum davet linkini vereceğim. Bakın application.com'a destekliyorum ve bu linki buraya vereceğim. Bunu yaptığım anda burada benim sunucu sahibine erişmem gerekiyor. Bunun için geliyorum dokümantasyona bakın. Goaldım'ın altında. Onur dediğim anda ee burada Şurada yukarıda bakın fetch owner denilen bir metot var. Bu bana e, member yani benim sunucumun sahibini döndürüyormuş ama bu bir promise'miş. Ben burada const e, owner eşittir go nokta diyeceğim. Başına evet koyacağım çünkü bu bir promise. Daha sonra di diyeceğim ki owner nokta send embeds embed. Bunların hepsini görmüştük. Owner nokta send diyerek bu kullanıcıya herhangi bir go member'a send metodunu uygularsak o kişiye DM'den mesaj gönderecek botumuz. Bunu yaptığım anda şimdi burada şöyle küçük bir şey yapacağım. Nokta catch koyacağım buraya. Şöyle boş bir şekilde boş bir fonksiyon vereceğim. Bunun sebebi eğer sunucumun sahibinin DM'leri kapalıysa yani DM kabul etmiyorsa arkadaşlardan, arkadaş dişi olanlardan burada hata alırım. Hatayı almamak için nokta catch'te ekliyorum. Ve burada bakın çok önemli, çok güzel bir hata aldık. İyi ki aldık bu hatayı. Eğer botumuzun application.comment yetkisi yoksa bu bize direkt olarak undefined verecek. Şurası bize undefined döndürecek. Bunu çözmek için şöyle yapacağım. Bakın, eğer zaten benim komutları e, komutum kaydedilememişse, e, yani ben buradan bir undefined dönüyorsam, undefined alıyorsam, o zaman e, şunun hiç çalışmasını istemem. Yani register commands'ın hiç çağrılmasını istemem. Ben bu yüzden şöyle yapacağım. Şunu parantez içerisinde alacağım. Eğer undefined döndürse, yani şu şekilde yapacağım. client.command.size döndürsün bu. Neden? Çünkü eğer burası bana undefined döndürürse, bana client.command.size döndürsün ki şurası çalışmasın. Ama eğer zaten burası mesela bana sıfır döndürürse buraya hiç girmeyeceğiz. Dolayısıyla burası sıfır. E, buradaki tabii ki komut sayıma eşit işte olmayacağı için bu sefer kaydedilecek. Umarım bu kısmı anlamışsınızdır. Yani zaten eğer undefined dönüyorsa ben niye burada direkt tekrar e, kaydetmek için çalışayım ki? Çünkü demek ki benim botumun yetkisi yok burada. Tabii burada nokta size değil direkt client.comment'i alacağım. Çünkü zaten şurada bakın size'ını alıyorum. Yani nokta size'ını size'ını almak çok anlamsız olur. Undefined döner burası. Sonucundan atıyorum botumu. Tekrar geleceğim buraya. komensi kaldırarak yani application comments etkisi olmadan botumu sunucuya davet edeceğim. Bakın sunucuya botum eklendi. Ve eklendiği anda kaydedemediği için bakın bana mesaj gönderdi. Sunucunun sahibi ben olduğum için. Bastığım anda komutlar başarılı bir şekilde kaydedilemedi. Lütfen bot anlatıp, bu atıp bu linki tıklayarak tekrar davetin diyor. Edin diyor. Buna bastığım anda aslında yani şuna bastığım zaman ve YouTube'u seçtiğim anda ben botuma etki veriyorum. artık komut kaydedebilir. Fakat botumu burada yeniden başlatmadığım için burada ben sıkıntı yaşıyorum. Yani henüz kaydedilmiyor. E tabii ki ben burada gelip de botumu tekrar başlatırsam bu sorun çözülecektir. Bakın slash'a basıyorum ve komutlar geldi. Çünkü artık yetkisi var. Fakat tabii ki biz bu yetkilendirmeyi anlayamıyoruz. Hani daha sonradan bot eklendikten sonra yapılan yetkilendirmeyi botumuzla algılayamıyoruz. O yüzden burada dedim ki hani sunucudan botu atın. Daha sonra gelip bu linke tıklayın ve buradan ekleyin. Bu şekilde daha sağlıklı olacaktır. Bu şekilde geldi. Komutlarımı görebiliyorum. Ee, ve tabii ki mesela diyelim ki ping'e tıkladım. Enter'a bastığım anda ee, çalışıyor. Fakat tabii ki biz şu an komutu ee, yanıtlamıyoruz. Herhangi bir yanıt vermediğimiz için burada bir hata aldık. Fakat hiçbir sıkıntı değil. Bir sonraki videomuzda nasıl bunları yanıt gösterebiliriz onu göreceğiz. Birazcık hani kuracağız. Ki yani çok fazla şey değiştirmeyeceğiz. Sadece böyle şu komutlarla küçük değişiklikler yapacağız. Eee, o zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.